Teşekkürler Ceyda Dönmez. Fenerbahçe için çok hareketli bir transfer dönemi yaşıyoruz dedik. Sabah bağlantıda da bunu söyledik. Fenerbahçe bugün Mehmet Yama açıkladı. Bugün başka açıklama olmasını da bekliyoruz. Başka resmi Sinan Gümüş isminin olmasını bekliyoruz. Ve önemli gelişme, taraftarların uzun zamandır beklediği, takip ettiği gelişme, Jose Sosa konusunda Fenerbahçe artık mutlu sona çok yakın. Oyuncu çok çok yüksek ihtimalle yarın tabii uçağı ayarlanıyor. Malum pandemi dönemi vesaire. Hani bununla alakalı bir aksaklık olursa da ertesi gün, Perşembe günü İstanbul'da olacak. Oyuncu sözleşme imzalamaya geliyor artık. Son pürüzler konuşulacak ve resmi sözleşmeye imza atacak Fenerbahçe için. Fenerbahçe birçok konuda anlaşma sağladı oyuncuyla. Tabii ki son bir yüz yüze görüşme yapacak. Oyuncunun kendisiyle menajeri yürütüyor görüşmeleri. Artık oyuncunun kendisi Fenerbahçe kurmaylarıyla yüz yüze bir görüşme yapacak. Ve bunun ardından da imzayı atmasını bekliyoruz. Son dakikada çok ciddi bir pürüz çıkmazsa, ama dediğimiz gibi yarın, çok yüksek ihtimalle yarın, en kötü Perşembe günü uçakta bir aksaklık olması halinde Perşembe günü Sosa İstanbul'da olacak. Bu önümüzdeki iki gün içerisinde Sosa İstanbul'da olacak. Ve İstanbul'a geldikten sonra da kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye imza atmasını ve Fenerbahçe'nin topuk yaylasındaki kampına katılmasını bekliyoruz. Tekrar edelim, Fenerbahçe sabah Mehmet Yama açıkladı. Bugün açıklamaların devam etmesini bekliyoruz. Bunu özellikle vurguluyorum. İzleyicilerimiz de tüm detaylı bilgiler için bizi takip etmeye devam etsinler. Ve önümüzdeki günlerde de Perotti konusunda, Lemos konusunda ve işte şimdi de söylediğim gibi Sosa konusunda çok önemli gelişmeler yaşanacak. Çok hareketli bir transfer dönemi yaşıyoruz Fenerbahçe tarafında ve bu hareketli günlerde devam edecek. Sarı lacivertler topuk yaylasında birçok yeni transferiyle birlikte çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor. Kısa süre içerisinde yeni gelişmeleri de paylaşıyor olacağız. Ahmet Selim, Turgay Demir'in bir sorusu var hattayken. Sana sormak istiyor, buyurun. Ahmet, birincisi bu aralar telefonu meşgul etme. Sürekli Fener birilerini alıyor. Sürekli bağlantı yapacağız seninle demektir. İkincisi, sence Fenerbahçe'nin Sosa'yı alması halinde, evet, Gustavo gidecek diyebilir miyiz? Farklı karakterdeler ama oyun karakteri de değişiyor gibi geliyor bana. Turgay abi, ben bunu söylemek için erken olduğunu düşünüyorum. Evet, Gustavo'ya ilgi var. Hem Körfez kulüplerinden var hem Lyon'dan var. Ama açık konuşayım, havayı koklamak vardır ya abi, sen çok daha tecrübelisin. Şu anda Gustavo'nun gitmesine yönelik böyle bir atmosfer yok. Fenerbahçe Gustavo'yu bence zorunlu kalmadıkça, limit konusunda zorunlu kalmadıkça göndermeyi düşünmüyor. Çünkü Vedat'ı satacak Fenerbahçe, oradan iyi bir gelir gelecek. Gustavo'ya talipler var. Olimpik Lyon'da yarı finali yükseldi. Onlar için de sezon devam ediyor. Bunu da vurgulayalım. Evet. Ama bugün itibariyle çok ciddi bir Gustavo ayrılacak havası koklamıyorum. Ama tabii ki transferde gelişmeler olur. Parayı arttırırlar, teklifi değiştirirler. Kadro planlamasında şişkinlik olur. Bu şekilde karar değişebilir. Ama ben bugün itibariyle %49 görüyorum Gustavo'nun ayrılığı. Anladım. Yani ama yani, Vedat Muriç uzatmaları oynuyor değil mi? Vedat Muriç, ben geçen hazırlık maçı oynanırken orada programdaydım, golünü attı, belki de son goldür dedim. Vedat Muriç Lazio'ya gitti diyebiliriz. Yani ya, tabii ki bu işler biliyorsunuz son dakika, ben bunlardan dilimiz yandığı da oldu daha önce. Son dakika bir pürüz çıkıyor, bir şey oluyor, ayrı konu, ama ya, Vedat Muriç anormal bir durum yaşanmazsa Lazio forması giyecek önümüzdeki. Eyvallah. Ahmet Selim Kul, bu süreci, Sosa'nın transfer sürecini en başından yakından takip ediyorsun. İzleyenlerimiz, dinleyenlerimiz için bu süreci, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Sosa arasında yaşanan bu süreci bir kez daha başından anlatabilirsek çok seviniriz. Tabii Sosa çok iyi bir oyuncu. Ligimizi çok iyi tanıyan bir oyuncu. Beşiktaş'ta forma giydi, Trabzonspor'da forma giydi ve bu takımlarda çok ciddi katkılar sağladı. Taraftara kendini sevdirdi. Tabii bu yıl sözleşmesi sona erdi. Oyuncu Trabzonspor'la da görüştü. Trabzonspor'la kesinlikle kötü ayrılmak istemediğini her fırsatta dile getiren bir oyuncu. Trabzonspor'da geçirdiği günlerden dolayı oldukça mutlu. Ve tabii sözleşmesi sona erdi. Trabzonspor kanadıyla görüştü. Şunu belirtelim. Menajeri, evet, farklı görüşmeler oldu, bir süredir oluyor. Ama kendi menajeri, Sosa'nın kendi orijinal menajeri, önce Ahmet Ağoğlu ile görüştü, görüşmeler yaptı. Trabzonspor kanadı ile görüşmeler yaptı. Orada istediği, beklediği bazı noktalarda nasıl diyeyim, karşılığını bulamayınca
Fenerbahçe'ye rota döndü. Ve Fenerbahçe ile bu konuda artık anlaşmaya yaklaştı. Dediğim gibi Sosa Trabzonspor'dan hiçbir şekilde kötü ayrılmak istemiyordu. Bu anlamda da Trabzonspor'la görüşmelerini yaptıktan sonra Fenerbahçe ile görüştü. Bunu belirtelim. Ama artık iş bitme noktasına geldi. Zaten yeni sezon Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarına başlayalı yaklaşık 10 gün gibi bir süre oldu. Topuk yerlisi kampı da başlıyor. Fenerbahçe de bu konuda artık biraz baskısını arttırdı. Ve dediğimiz gibi bugünlere geldik ve bu noktada da Sosa çok büyük ihtimalle yarın, en kötü ihtimalle Perşembe günü İstanbul'da olacak ve Fenerbahçe artık dediğimiz gibi o anormal bir durum yaşanmazsa o son görüşmelerde Fenerbahçe'ye imzasını atacak. Eğer çok büyük bir anlaşmazlık olmazsa Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon forma giyecek Jose Sosa. Şimdi bu saçlar değirmende armadı diye başlayacağım. Benim okuduğum yıllarda bu işin bir tane üniversitesi vardı, İstanbul Üniversitesi. Orada okudum gazeteciliği. Sonra ofis boy olarak başladım Türk Haberler'e, Günaydın Gazetesi'nde. Karanlık odada fotoğraf bastım. Telex'te haber yazdım. Yayın yönetmeni oldum en son. Pas gazetesinde. Şimdi yazarlık yapıyorum. Dün ben burada ne dedim? Sosa için 3 tane önemli neden var. 1, İstanbul'u sever. Evet. 2, rakam 50 bin, 100 bin fark ediyorsa Trabzon'dan ayrılmaz. Çünkü hanım seviyor. 3, şampiyon olabilecek bir kadro kuruluyorsa Sosa için önemli bir tercih sebebidir. Eğer rakam biraz fark eder ki edecektir. Şampiyon olacak kadroya da bakar ve Sosa İstanbul sevgisine katarsak Fenerbahçe'ye gelebilir. Dolayısıyla işte bu tecrübeli öngörü. Yoksa ben Sosa olanı hiç takip etmedim yani. Ne Fenerbahçeli birine sordum ne Trabzonlu birine sordum. 2. Dün yine burada sabah birebir futbolun farkını insanlar görsün diye söylüyorum. Kasımpaşa Tiam'ı serbest bırakacak dedim. Evet. Ve Kasımpaşa bugün bir açıklama yapacak dedim. Kasımpaşa dün açıklamayı yaptı. Ne dedi? Tiam'ı Fenerbahçe'ye bonservissiz veriyoruz dedi. Kaleciyi Galatasaray'a bonservissiz veriyoruz dedi. Bir dayanışma açıklaması altında. Tabii. Ben Turgay Ciner patronluğumuzu yap. Bir de 40 yıldır da tanırım yani. Süleyman Doğru Seba'ya. Doğru tahmin ettiniz. Süleyman evet. Seba'ya bile yani yanlış yapıyorsun dediği için Beşiktaş'tan ayrılmış der yani. Yanlışa yanlış der. Dolayısıyla tecrübe böyle bir şey. İkisi de bizi yanıltmadı. Bir Sosa şampiyonla oynayan takımı görüyor. Kadro yapılanmasını görüyor. Değil koç. Azrail değil Cebrail. Şimdi ben öncelikle Allah şifa versin Mustafa Başkan'a. Evet. İşin sağlığınla uğraşıyor. O yüzden de gergin ama açıklamasının neresini düzelteceğimi şaşırdım. Şimdi bir, 19.05'ten başlayalım. Ya federasyon sana verdiği cezayı 19.05'te açıklamadı mı? Federasyon geçen sene Galatasaray'ın hocasına verdiği cezayı 19.05'te açıkladığı yerde Beşiktaş'ın ezeli rakibine böyle bir tatlı bir gönderme yapmasında ne var? Ne sakınca var? Ama o zaman da federasyonun 19.05'te bu cezayı açıklanmasını ki öyle bir dönemde çok yankısı olmuştu ama ben de tepki o zaman gösterdim. Da federasyonun arkasında duran ya olur böyle şeyler çok büyütmemek lazım diyenler de var. Tabii ki ama ben o zaman da bu atışma güzel bir şey bu. Kötü bir şey değil bu. Çok sevimli. Kulüpler arasında evet. Tabii çok basit bir ama şey. Ama Türkiye Futbol Federasyonu şimdi ben değil. Geliyorum başkanın şeyine. Mensa biz talip olmadık. Sevgili Mustafa Başkan tekrar Allah şifa versin. İnşallah bir an önce sağlığınıza kavuşun. Yalnız lütfen bakın daha önce 3 tane açıklama yaptınız. Birinci şu marş çok güzel bizimkiler bestelemiş dediniz. O Beşiktaş'ın marşıydı. Başka bir tezahüratla ilgili bir şey söylediniz. O da Beşiktaş'ın tezahüratıydı. Şimdi mesela Mensah'a biz talip olmadık diyorsunuz. Peki Mert Hakan Yandaş'ın WhatsApp yazışmalarını sızdırdı. Galatasaray camiası ya da cephesi sızdırdı. Şimdi Mensah'a atılan mesajları sızdırırsa Beşiktaş ne olacak? O zaman ne diyeceksiniz? Ben biliyorum var. O zaman ne diyeceksiniz? Şükrü Bey'in attığı mesajlar ortaya çıkarsa nasıl talip olmadığını diyeceksiniz? Gerek yok. Şimdi gelelim asıl konu bence bunlar değil zaten. Diyor ki başkan. Fenerbahçe'yi kastediyor. Paraları Leyla'ya basmışsın diyor. Değil mi? Özeti bu.
Evet. Paraları Leyla'ya basmışsın diyor. Şimdi limit diyorsun diyor. Sabah gazetesini ekranlara getirelim 18. sayfayı. Paraları Leyla'ya basıp limit arttırın diyorlar dedi. Tamam. Şimdi ben sana isimleri sayıyorum. Sen lütfen bir yandan say. Luyendama, Seri, Onyekuru, Adem Büyük, Lemina, Andone, Saratçı, Ozor Mafon mudur bu neydi bu? Ozan Mafon. Ozan Mafon, Emre Mor,